Şimdi sıra geldi Beşiktaş bölümüne. Beşiktaş'ta tabii Solbek, Rıdvan'ın ayrılığından sonra daha kilit bir noktaya geldi. Kaldı ki aslında Eintracht Frankfurt transferi öncesinde Kazımcan Karataş'ı almak istiyorlardı ama Galatasaray aldıktan sonra orada aslında bir sekte vurdu Beşiktaş'ın Solbek planına. Şu andaki arayışlar, çok fazla ismin gündeme gelmesi, Doron Leydner'in Beşiktaş'ın teklifinden sonra Olympiakos'un teklifini yükseltip Atina'ya gidip Olympiakos'ta imzalaması planları biraz alt üst etti. Şu anda da liste başında olan bir isim var. O da Mohanad Jeahze, Hamarbin'in sol beki ve Gökmen Özcan'ın da yine bir haberi var. O da Mainz'ın sol beki Aaron Martin. Biraz no-name isimlere gidiyor. Bence çok kritik bir bölge olmasına karşı. Ben de maçları izledim. Herhalde Beşiktaş tüm maçlarını seyrettim diye düşünüyorum. Yani benim sadece anlayamadığım şöyle bir şey var. Son 8 hafta hoca geldi. Ki bu iyi bir şey. Çalışma yaptı. Kampta bir çalışma yaptı. Bir sistem oturtmaya çalıştı. Bu güzel bir zaman süre. Ama çalışma yaptığı oyuncular gitti. Yani en önemli oyuncu gitti mesela. Şimdi dolayısıyla bu yaptığın hazırlık sürecindeki çalışmalar, şimdi atıyorum Aaron Martin geldi soldaki. Lig başlıyor. Nasıl o uyum sağlayacaksın? Ki ben hazırlık maçlarını seyrettiğimde tabii ki hazırlık maçları, mesela Chelsea Arsenal maçını hatırlıyoruz. İşte çok farklı bitti. Milan Macar takımına karşı 27 dakikada 3 tane gol yedi falan, var böyle hazırlık maçları, ama benim izlediğim gerçekten çok ciddi problemler var. Yani Wellington öne çıktığı an, Wellington öne çıkıyor top kapmak için. Rakip geçtiği an arkası bomboş mesela. Ve bunu birkaç kere gördük. Oyuncular gelir, katkı sağlar ayrı, ama ortaya sunulan, ortadaki proje şuydu. 8 hafta kala geldi. Sistemi oturtmak için geldi hoca. Tamam da Vida gitti. Rıdvan gitti. Sayıs geldi, hiç neredeyse oynamadı. Yeni başladı. Yani tamam, bu hazırlığı yaptı da ama oynayacak oyuncularla yapmadı. Ve dolayısıyla bu bir sancılı süreç getirir beraberinde. Yoksa ön tarafta Beşiktaş golü bulduğu zaman bir şekilde maçı koparma ihtimali iç sahada fazla, ama ben hala her ne kadar hazırlık maçlarının sonuçları ile alakalı çok fazla eleştiri yapmak istemesem ki örnekleri de verdim. Mesela Ersin ve savunma arasında çok ciddi bir uyum problemi görüyorum ve buna yeni katılacak oyuncularla da, şimdi sen yeni oyuncu alacaksın. Çünkü Ersin topu oyuna sokmasını istiyorsun. Ya da Ersin savunma arkasına gelecek topları kesmesini istiyorsun. Bu tekrar bir zaman demek. Benim böyle bir endişem var Beşiktaş'la ilgili. Mohanad Jeahze'yi izledim Serkan. Sana tabii ki de şimdi söz vereceğim. Ben de merakla bekliyorum neler söyleyeceksin, ama bana çok Caner Erkin'i andırdı. Çok fazla böyle üçlü sistemde orada git gel yapan oyuncular çok önemli, ama çok durağan oynayan, böyle 35 metreden falan orta açıyor, uzun toplar atıyor falan. Teknik seviyesi yüksek bir bekmiş gibi geldi, ama Serkan Akkoyun ne der? Şimdi Beşiktaş'ın yine Alaves maçını izleyerek buraya geleceğim. Sol kenardaki problem göründü zaten. Her top oradan geldi. Bir de genç oyuncu falan sol kenar stoperde denendiği için çok oradan eleştirmemek lazım. Oradaki sıkıntı savunma üçlüsü ile merkez ikili arasına sızan her top, bu dikey sızmadan değil, enine düşünelim. Yani üçlü savunma, ikili merkez orta saha, bu iki elimin arasındaki, şöyle göstereyim, şu boşluğa düşen her oyuncu, topa da gerek yok, her oyuncu Beşiktaş için problem yaratacak. Çünkü o boşluğu kapatabilmeniz için beklerin savunmayı beşlemesi lazım ki stoperdeki, merkezdeki oyuncular ya da sol ve sağ stoperin ya da en azından ana merkez stoperin hamle yapsın, o boşluğu doldursun. Çünkü Joseph yok. Joseph olduğu zaman merkezdeki ikili 1-1 oynuyordu. Şimdi ikisi yan yana oynamaya daha yatkın oyuncular var elinde. Bu bir problem Beşiktaş için. Yine oyun kurulumunda problem var Beşiktaş'ın. Yine oyun kurulumunda da problem şu, oyuncular arası mesafe çok fazla olduğu için bu ufak kaymalar yapılıp boşluklar dolduramadığından dolayı merkezden top almaya gelen her oyuncu baskı yediğinde top kaybetmeye ve savunmayı sorunla baş başa bırakmaya çok yatkın. Hareketli top almak çok önemli. Geriye doğru gelip top alıp dönene kadar sağlam baskıda problem çıkar. Sol kenardaki problem zaten görünüyordu. Mohanad Jeahze, yani oyuncuyu tanımlayan özellikler açıkçası ben de çok hakim olduğum bir oyuncu değil. Hem oyuncuyla ilgili raporları okudum. Hem de oyuncunun işte Instat'taki görüntülerine ve istatistiklerine baktım. Oyuncuyu şöyle tanımlıyorlar. Hız, güç, ceza sahasını paslayan ve maç başına iyi dribling sayılarına ulaşan bir sol bek. Ama bu Beşiktaş için yeterli olur mu? Bu ligin istediklerini alır mı? Performansa göre konuşmamız lazım. Kendi liginin 2022'de açık ara en iyi orta yapan oyuncusu. İsabet de sağlanıyor. Ama bu isabet santraforla ya da ceza alandaki oyuncularla alakalı. Ama bence Muleka, Weghorst'lu ceza alanı içi, arkada da Gezallı, Salihli, Getsonlu, Emirhanlı yay çevresi bunun için uygun gibi. Hem gelene vururlar, sekeni alırlar. O açıdan bu orta yapmadaki özelliği Beşiktaş'ın aslında istediğinde bu sonuç çıkıyor. Yani Aaron Martin'de de, işte Jeahze'de de, Olympiakos'a giden Leidner'de de benzer özellikler var. Çizgiyi kullanıyorlar ve ceza alanı içerisini besliyorlar. Bu oyuncuda şöyle de bir özellik var. Geçen seneyi ele alalım. Geçen sene takımı üçlü oynuyordu. Aaron Martin'in de takımı Mainz üçlü oynuyordu. Bunlar kenar bek olarak oynuyorlar. Belki hani Senad Ok'un söylediği ya oyuncu gelecek ne ara hazır olacak fikri Beşiktaş'ta şöyle kapatılmaya çalışıyor. Ya tamam Rıdvan gitti şimdi alacağız uyum sağlayacak biz bunu sürekli oynayan alalım da en azından. Hani ne oynadığımızı bilsin. Çünkü Mainz'da da işte Hamarby'de de bu oyun Beşiktaş'ın oyununa benzer oyunlar oynanmaya çalışılmış. En azından oradan gelecek oyuncular bizim oyunumuzu bilerek gelsin denmiş. Sol stoper olarak da kullanılmış zaman zaman. İstatistiklerine de baktığımızda geçen sene bu üçlü varyasyonda kenar beki olarak oynadığında ligin en yüksek asist beklentisine ulaşan dördüncü oyuncusu, en yüksek asist beklentisine ulaşan da bek oyuncusu. En fazla isabetli kilit pas veren 8. oyuncusu. En fazla kenar ortası yapan 2. En fazla isabetli kenar ortası yapan bizzat 1. oyuncu Jeahze. Dripling başarısı %57. Yani ligin iyilerinden değil ama bir kenar beki için geniş alanda %50'nin üzeri bizim için. Iraklı Caner Hakim bu işte. Kabul edilebilir bir özellik diyebiliriz yani. Biraz ama oyuncu mesela şimdi bu transfer olayları çıktıktan sonra maça çıkmayı reddetmiş. Evet ben de okudum. Bunlar Hamarby'de bir de çok sinirlenmiş o duruma. Yani, scouting sadece oyuncunun saha içinde yaptıkları değil. Yani böyle bir anda bu kararı veren yarın öbür gün sende oynarken de aynısını yapabilir. Bunları da değerlendirmek, göz önüne almak lazım. Solbek konusunda tabii bir yandan gündem bu iki isim üzerine eğilmişken tabii ki baktığımız zaman orta saha merkezine de sık sık aslında Beşiktaş bir isim almayacağız diyor. Joseph'in sakatlığından sebep herhangi bir takviye yapmayacağız oraya diyorlar. Stoper arayışları da devam ediyor tabii bir yandan. Beşiktaş'ta sadece sol bek değil bir isim daha katmak istiyorlar oraya. Victor Guzman Meksika'da kulüp Tijuana'da forma giyiyor. Şu anda önümdeki verilere de bakıyorum. O da hazır sayılabilecek bir oyuncu. Hem hazırlık kampını tamamlamış. Ligini de başlamış bir oyuncu. 2002 doğumlu 20 yaşında bir stoper. Ben Guzman denildiğinde aklım daha çok o orta saha ön liberodakine gidiyor Senad Ok ama daha önce duyduğunuz bildiğiniz bir isim mi? Yani 20 yaşında bir Meksikalı oyuncu. İkinize de sorayım. Çok özellikle oturup oturup bakmak lazım. Garanti bir oyuncu mudur? Ona gidilmesi. Tabii şimdi bir stopere bir tane daha yabancı koyarsanız yerli yine Rıdvan Beki de yabancı gitti. Koyarsanız işte Emirhan düşünüyorum büyük ihtimal merkezde. Ersin, Emirhan. Bitti. Bir tane daha yerli koymanız lazım. İşte stoperde muhtemelen. Stoperde bence orada yani bu isim tabii ki takiptedir, listededir ama yani Beşiktaş'ın çünkü ön taraf tamamen yabancı. Yani Weghorst, Muleka, Gezal, Getson, Sayıs'ın var, Wellington'un var. Doğal olarak hani sol kenara da büyük ihtimalle yabancı bir sol bek çekeceksin. Sağ kenar bekinde yabancı. Hani oraya stopere bir tane daha yabancı dansa yani yedek ve yatırımlık olabilir. Çünkü yabancı anlaşması sanırım kadroya yazabiliyorsun. Güncellemeden sonra 20 yaşında Meksikalı bir stopere yatırım yapmak tamamen bir scouting transferi olabilir ve ben bu tarz transferlere her zaman önce pozitif bakarım. Önce olumlu bir önyargıyla. Yani ön yargılıyım ama olumlu ön yargılıyım. Denemekte, buralara girmekte tabii 5-6 milyon euro konuşuluyorsa başkadır da hani 1-2 milyon alırsın, oynatırsın. Meksikalı stoper düşün yani İspanya'da pazarım var, Portekiz'de pazarım var. En kötü Brezilya Ligi'ne, Arjantin Ligi'ne tekrar pazar yaparsın. Olumlu önyargılıyım ama oyuncuyu bilerek değil de futbol aklı olarak. Ama önceliği Beşiktaş'ın stoperde Serdar affedildi bu arada. Aslında Ahmet Nur Çebi'nin açıklaması... Devam edeceğiz biz Serdar'la dedi, evet, ama... Şöyle bir açıklama okudum Ahmet. Genç çocuk hata yapar, geldi. Bir daha olmayacağını diliyoruz. Özür diledi. Yolumuza devam ediyoruz dedi. Ben bunu affedildi olarak kabul ediyorum, hı hı, Sayın Ahmet Nur Çebi'den. O yüzden o da bir kazanç olur Beşiktaş için. Yani bugün böyle sorun yaşanır. Bir ay sonra unutulur, 2 ay sonra Serdar çıkar oynar. Olması gereken de budur. O yüzden dediğim gibi Guzman transferi fikir olarak benim her zaman desteklediğim fikirdir. Oyuncu ciddileşirse instattan oturur, izleriz, verilerini çıkarırız, geliriz, konuşuruz. Ama Aaron Martin sol kenarda mesela. Onu da Jeahze için söylediklerimle benzer. Oyuncu Bundesliga'nın en başarılı kenar ortacılarından birisi. 7. sırada. Mesela Bundesliga'da kenar ortasında başarılı olmak ve birazdan sayacağım veriler çok güzel referans olur ama ben hamar bir de saydığım verileri... Orada şöyle, orada hani daha... Çok fazla referans alamayacağım. Daha böyle hani o ligin Beşiktaş'ı gibi düşünebiliriz o takımı. Ama Mainz'da da şimdi yani iyi bir hoca var. Hani iyi bir yapı. İşte Berisha'nın eski hocası değil mi? Salzburg'da. Onu bilmiyorum şimdi. Aynen, ben öyle biliyorum. Berisha'nın eski hocası, hatta Mainz'in girişimi de ondan sebepti. Hani biz tekrar alıp Berisha'yı parlatalım gibiydi. Güzel. Doğal olarak Bundesliga'nın en iyi, en iyi demeyeyim de Bundesliga'nın, çünkü Bundesliga'da çok iyi ortacılar var da. İyi ortacılarından sadece fikir olarak üçlü oynayan bir takımın kenar beki. Bunlar hepsi bir araya geldiği zaman ne oluyor? Beşiktaş'ın hazır bu oyunu oynamayı bilen, ceza alanı içerisine top gönderen, besleyen ve işte orta yaptığı, bindirme yaptığı, üçlü oynamayı da biliyor. Tamam, hazır bu fikre uygun bir oyuncu olarak değerlendirebiliriz. Aaron Martin'i de. Hep bu konuşulan isimler, işte 3 tane isim, 4 tane isim duydum. Bunlar içerisinde ben direkt Aaron Martin'i yaparım yani, bir tık öne çekerim. Beşiktaş bölümünde bu şekilde noktalıyoruz. Transfer dosyasında Senad Ok ve Serkan Akkoyun'la birlikteydik. Sizlere de hem Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının ardından Vole'nin yayınlarına gösterdiğiniz ilgi, hem transfer yayınlarına gösterdiğiniz ilgiden dolayı minnettarız. Hepinize çok teşekkür ediyor. İyi bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.